Şimdi bizde bir seçim takip sistemimiz var bizim. 957 ilçemizde, 81 örgütümüzde direkt ekranlarda online çalışıyor. Bu sistemde, seçim takip sistemimizde her yerdeki ıslak imzalı tutanaklar alınıp ilçelere veya okul başlarında da girilebiliyor ama onu biz tamamen onay saymıyoruz. Islak imzalı tutanağın ilçeye götürülmesini istiyoruz. İlçeye gittiği anda sisteme giriyor bunu. O sisteme girdiğinde online olduğu için bizim sistemde de gözüküyor. Aynı evet. YSK'daki sistem gibi bizde de bir sistem var. Şimdi oldu. Tamam. Aynısı biz kurduk zaten. Aynısı var. Bir seçim takip sistemimiz var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçicisi var yani bir tane. Tamam. Bu 2015'in hem 7 Haziran'ında hem de 1 Kasım'ında sorunsuz bir şekilde işledi. Şimdi buradaki temel şey şu. O gün başlayan seçim kapandı mı? Doğu'da saat 4 gibi kapanacak. 7'de başlayıp. Batı'da da 8'de başlayıp 5'te kapanacak aynen. Biz o arada YSK ile ilgili verileri almadan önce biz bunların hepsini örgütlerimiz giriyor kendi şeylerine. Biz çoğunlukla YSK'dan daha önce sandık bazında sonuç alabiliyoruz. Her yerde %100 alamayız. Bu ayrı bir konu. Bakın hepsini muhteşem yapıyoruz, mükemmel yapıyoruz demiyorum. Eksik olanların üzerine gidebilmemiz için bir şey bu. Biz zaten 7,5-8 civarlarında bir genel tablo görüyoruz hemen. Daha işte bu seçim yasakları ve YSK ile ilgili olan yasaklar kalkmadan önce. Şimdi ıslak imzamız varsa ve sandığı tutuyorsak seçimde adam bilmem ne yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış değil. Bizim elimizde belge olacak. Biz o belgeyle karşılaştırıyoruz. Nasıl karşılaştırıyoruz? Örgütten gelenler akıyor veri olarak merkeze doğru. Yüzlerce server var yani değişik yerlerde farklı. Onlar akıyor merkeze hepsi. Aslında sistemin üzerinde duruyor. Aktığından değil de bir sistemde duruyor onların hepsi. Bu arada gönüllülerden gelenler de oluyor. Gönüllüler kendine göre bazı uç noktalarda bazı. Onlara ayrı tasnif olarak geliyor. Bizim seçim takip sistemimize kapanan sandıklar ve tasnif edilmiş sandıklarla ilgili YSK girmeye başladığında sandıkların sonuçlarını 2 dakikada bir o YSK'nın girdiği tutanaklar bize geliyor. Akıyor. Şimdi bizde 2 dakikada bir veriler akıyor. Bizden de gelen veriler var her taraftan. Sistem büyük dev ekranlarda bunları bizim genel merkezde. Bizim orada 500'e yakın arkadaşımızdan takip ettik biz genel merkezde. Bunlarla birlikte daha önce eğitimler yapıyoruz. İlçeleri, illeri paylaştırıyoruz. Hepsine gruplar halinde çözüm masaları ayrı duruyor. Gönüllerimizden birlikte yaptığımız. Bu 125 kişi halinde dönüşümde. 12 saatlik bir süre. Çok da yorucu bir şey. Geceliğin sabahlara kadar bundan uğraşmak yorucu. Değiştiriyoruz. Bu 125 kişi artı 25 kişi de çözüm masasının olduğu bir 150 kişilik bir ekip var. Bu ekip 3 büyük il haricindeki yerleri bölüşüyorlar. Hepsini komple. 3 büyük ile özel bir 10 kişilik ekip oluyor orada. Her bir ilde büyüklüğüne göre biraz çünkü İstanbul devasa bir metropol yani. 10 milyon seçmen olacak. Yani. İnanılmaz yani o bütün şeye bedel yani. Bunlar gelen veri geldikçe aktıkça YSK'dan geldikçe sistem kendisi otomatik olarak bizim verimiz geldiğinde YSK'dan veriyle karşılaştığında sistemi rakamları karşılaştırıyor öncelikle. Eğer ekranlarda herkes kendi ekranlarında o sandıklar duruyor kırmızı yanıyorsa tüm o tutanağın hepsinde bir hata fahiş hata var diyor. Onu direkt içe de görebiliyor hemen anında. O zaman o tuşluyor onu bir hemen çıktısını alırsa direkt itiraz tutanağı olarak çıkıyor o. Oylar var. Burada 2 tane oy var. Biri tutmuyorsa öbürü de tutmuyor demektir bu aslında evet. Normalde baktığınızda. Geçerli oyda belki problem var. Fazla yazılmış olabilir. Direkt kırmızı yanacak yani burada. Bunda yani şey yok orada turuncu, yeşil bilmem ne yanmayacak. Diğer seçimlerde öyle oluyor da. Bunda bir tane veri var çünkü o veri problemliyse yanacak. O sandıkta problem varsa bizde de ıslak imzalı tutanaklarımızı hemen görüntüleme olarak görüyoruz. Onunkini de alıyoruz. Arkadaşlarımız bakıyor. O zaman diyor burada şöyle şöyle bir hata var deyince onu itiraz ediyor ona direkt olarak. Böyle bir sistem var bizde. Şimdi bunu itiraz edebilmez. Çekiş şartını yerine getirmediyse hiçbir itirazı kabul etmiyor YSK. Yani esasa girmiyor. Yani ben bunu diyeceğim. Çekiş şartı da şu. Ya bunun niye itiraz ettiğinden ıslak imzan yoksa bir an hani bunun nasıl itiraz edeceksin zaten. Zaten önemli olan şu o zaman. Biz hani seçim güvenliğini anlattık. Baştan başladık. Dedik ki ya seçmen listelerini kontrol edelim. Şunu yapalım, bunu yapalım. İstatistikler yapıyoruz biz bundan ilgili olarak. Şimdi eninde sonunda sandığın başına gideceğiz. Sandığın başına gittikten sonra elimizde ıslak imza yoksa tutanak, başında adam yoksa herkes her şeyi yapar yani. Neye itiraz eder? Böyle bir şey yok zaten. Ama bu seçimde benim inancım şu ki hem vatandaşın da böyle bir refleksi var.
Biz de üzerimizdeki yükün ağırlığı ve sorumluluğunu biliyoruz zaten bunu. Bunu halledeceğimize inanıyorum.